Herkese merhaba arkadaşlar, Fıkranç Düşük Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yan köyü geliştirmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki ana köyüm değil, yani küçük köyü aslına bakarsanız biraz daha geliştireceğiz. Bir tane inşaatçı paketi vesaire. Aa, ben bunlara basmamış mıyım ya? Şu an yalnız konu bambaşka bir yere dağıldı. Kafam şu an şey oldu. Ben bunları basmamışım ya. Benim bayağı iksir toplayıcım da altın madenim basılmamış. Üstelik bir süredir de 9. seviye köy binasındayım. Hiç de demiyorsunuz arkadaşlar ya, Onur sen bunu basmadın diye. Allah Allah, şu an var ya bir yaşıma daha girdim. Tamam, bunları bir iki tane böyle geliştirelim de bir yandan da geçeyim ben dilerseniz ama nerede? Şurada bir iki duvar daha basabilirim isterseniz. Onları da şöyle biraz ilerleteyim. Daha sonra yan köye doğru ufak bir geçiş yapacağım. Hadi dilerseniz yana gidelim, bakalım yanda neler var. Bu arada yanda, yani ana köyde şurada sağda bir taş kutusu gördüm. Buna da basayım bir yandan. Ve gelelim şimdi malum köye. Ben burada en son ne bastım? Şu eziciyi bastım. Eziciyi yavaştan içeri koyacağım arkadaşlar. Burada bizim biliyorsunuz bir iki tane böyle ufak şeyimiz vardı. Eksiğimiz vardı. Onları yavaştan tamamlamaya başlıyorum. Dilerseniz şunu yana doğru bir kaydırayım. Şunu da alalım. Ne yapalım? Bu nasıl buraya kadar uzadı da diğeri uzamadı? Ha, şundan dolayı. Okey. Tamam. O zaman hatta biz buraya bayağı bir bu insanları buraya çekelim. Ve buraya mayınları koyalım. Millet de buradan girsin içeriye. Ve ben de bir sıkıntı olsun diye dilerseniz şunu şuraya koyayım. Bu şekilde burada muhtemelen tuzak olduğunu düşünecekler. Ben de yine aynı şekilde şu boş alana eziciyi koyabilirim. Buraya sığmaz değil mi ezici? Sığmaz, aynen. O zaman bunu bir daha kaydıracağım. Şöyle yapacağız. Bunu bir sağa daha kaydıralım. Hatta şimdi de tahmin ediyorum sığmayacak. Evet. O zaman iki yana kaydırmam gerekiyor. Bayağı bir yer açtık kendimize. Bunu alalım şuradan başa. Bunu 2-3 geri kaydıralım. Yine aynı şekilde bunu 2-3 geri kaydıralım. Bunu da kaydırdık mı sanıyorum tam olarak oturacaktır. Nitekim oturdu da, güzel. Tabii bu bana biraz daha kullanım alanı yarattı. Mesela örnek vermek gerekirse bunu buraya koyabiliriz. Şu mayını kaldırıp yine eziciyi buraya basabiliriz. Bu şekilde milletin de buraya doğru gelmesini sağlarız. Bu duvarı da buraya bıraktık mı tahmin ediyorum bir iki kişi hiç değilse buradan girmeyi düşünecektir. Buradan girerlerse de benim işime gelir şahsen. Tabii bu noktada okçu kulesini havaya kaldıralım ki menzilini biraz arttıralım. Şu an için her şey güzel gözüküyor. Hatta şu ordu kampını da bir yana kaydırayım. Biraz daha bu alanı kapatmış oluruz bu şekilde. Başka da yapacak bir şey yok gibi gözüküyor. Belki şuradan girerler diye yaylı tuzağı sola kaydırabilirim. Ve bir iki saldırı yapalım. Tabii benim şu an hali hazırda basacak bayağı bir şeyim var. Yani örnek vermek gerekirse savunmada Tesla'yı basmam lazım. Hava eşeklere basmam lazım. Bu ikisini bastığım takdirde biraz daha ileri gidecek. Şu an 2012 tane barbarım, 6 tane de okçum var. Ve nereden gireceğim? Tahmin ediyorum şuradan girelim. Bir tane bıraksak bakalım. Tamam. İçeriye doğru buradan girebiliriz. Şuraya bir iki tane okçu bırakayım arka kısma. Tamam mı? Sonra diğer barbarları da bırakalım. Buraya bir tane. Derken Tesla çıktı buradan. Şuraya bir tane bırakalım. Güzel. Şuraya bir tane bıraksak belki iş görebilir miyiz? Görürüz. Ve köy binasına da bizimkiler saldırıyor. Alabilecekler mi? Şüphelerim var. Alamaz. Aynen. %50 aldık ama daha fazlasını biraz daha zor alırız gibi gözüküyor. Gerçi şu aşağıdaki okçu az sonra köy binasına saldıracak. Ve köy binası dediğim inşaatçı binası. Ve yeteri kadar uzak duracak gibi bir his var içimde. Evet, şu an gördüğünüz gibi inşaatçı binasında rahat bir şekilde alabiliyorum. Bu arada burada da gem binası varmış, şey madeni varmış. Yeşil taş madeni, zümrüt madeni. Çok ihtiyaç kalmadı ama hiç değilse buradan herhalde bir saldırıyı alırız gibi geliyor. Tabii o arkadaş %100 almazsa. Keşke yavaştan şuna gelsek de bunu geliştirebilsek. İnşaatçı binasının 5.'si lazım oraya. Güzel, şu an ilk saldırımızı aldık, 35.000 civarında. Ganimetimizi topladık. Şu an savunmadan ben direkt Tesla'yı, ne de güzel bir yer var, oraya basıyorum. Hatta bitiriyorum bunu. Tesla çünkü ihtiyacımız olan bir asker. Yıldız Laboratuvarı'ndan da geliştirebileceğim şeyler var. Neyimiz varmış? Devimiz varmış. Devi henüz kullanmamakla birlikte dilerseniz Yıldız Laboratuvarı'nı yeni bir seviyeye geliştirelim ki
bundan sonraki seviyesinde açabilelim. Şu an için ordu kamplarım dolu ve yeni bir saldırıya gidebilirim. Bakalım ne bulacağız. Şimdi yukarıdan saldırmak daha makul gözüküyor. Fakat şöyle bir sıkıntımız var. Şuraya bir tane okçu bıraksak ne olacak? Testa çıktı. Buradan birkaç tane testa bırakalım ve okçularımızı bıraktıktan sonra iki tane kalana kadar buradaki eziciyi indirmesini sağlayalım. Daha sonra da sağ kısımdan biz bunları gönderelim. Ve yine birer tane arkaya bırakarak da buradaki binaları almasını sağlamaya çalışalım. Şu an için ne yazık ki hiç yüzde alamadım. Ama %39 bandında bir şeyde de kalacağız gibi gözüküyor. Ne yazık ki. Umarım o daha kötü saldırır. Bu arada bundan önceki saldırının nasıl bir saldırı olduğuna bakmadım. Keşke ona baksaydım. İşteyse biraz da fikir edinirdim. Ordu kampında şu an dev basabiliyor muyum? Bakayım. Evet, bir tane dilerseniz dev basalım. Bakalım ne değişecek ya da bir şey değişecek mi? Şu an yüzde kaç aldı bilmiyorum ama tahmin ediyorum %39'dan fazla alır. Nitekim %50'den fazla aldı. Dolayısıyla bu savaşı ne yazık ki kaybettik. Durun bakalım gün doğmadan neler doğar. Başka bir saldırıda muhakkak bir şeyleri buluruz. Ana köye gidelim. Burada şunları geliştirmeye devam etmem lazım benim bu arada. Hemen şunu 700'e geliştirelim. 15 dakika ediyormuş. Bunu da geliştirelim. Süper. Burada da bir iki saldırı göreceğiz. Çünkü gördüğünüz gibi çoklu oyuncu da burada 4x yıldız bonusu etkinliği var. Buradan bayağı bir şeyler alabilmeliyiz. %69 almış. Bir görmek istiyorum nasıl bir şeyler almış. Tasarım olarak fena değiliz. Okçuları evet sol kısma direkt koyunca zaten hızlı bir şekilde binaya almış. Diğer taraftan minyonlarla girmiş. Hava savunmam yok. Aynen. Hava savunması olmadığı için de Tesla çıkana kadar çok rahat bir şekilde köyü alabiliyor. Hatta Tesla çıkmasaydı muhtemelen %100'ü de alıyormuş. Hava savunmasını bir an önce basmam lazım. Dalkavuklar aksi gördüğünüz gibi sıkıntı yaratabiliyor. Şimdi bak burada güzel bir şey var. Ezici ile hava savunmasını yan yana koymuş arkadaş. Akıllıca bir davranış. Okey, nereden saldıracağız şimdi? Direkt buradan saldıralım o zaman. Ne yapalım? 1, 2, 3, 4. Arkasına birkaç tane okçu bırakalım şöyle. Hiç değilse eziciyi indirir diyeceğim ama ezici inse de geriye pek fazla kara savunmam, kara askerim kalmadığı için doğrusu hiçbir şey alamadım bu saldırıdan. Ne yazık ki. Evet, dilerseniz bunu geçelim. Bu pek olmadı. Biz de gidelim diğer tarafta bir normal saldırı yapalım. Bu arada benim... Aaa! Ciddi misin ya? Bak bunu hiç beklemiyordum ha. İyi, Allah bereket versin, ne diyeyim. Çok ilginç oldu bu iş. İyi, güzel. Bence bir sakıncası yok. Buraya nereden saldırır? Şimdi bizimkiler direkt içeri girmeyecek ne yazık ki. Ama şu köşeden saldırırsak 1-2 diye. Şuradaki yerleri de bizim adamların almasını sağlarsak bir ihtimal biraz daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi bizimkiler duvar kırmaya çalışıyor ama hepsi ayrı bir telden kırmaya çalıştığı için hiçbir yere varamıyorlar. Ne yazık ki böyle huyları var bunların. Gördüğünüz gibi dev de boşu boşuna gitti. Neyse. Sonuçta bir tane daha dev geliyor. Arkada 3-4 tane okçu var ve şu an inşaatçı binasına saldırıyorlar. Tahmin ediyorum inşaatçı bina... Aa, nereye gitti ya? Devi gördünüz değil mi? Ne kadar saçma bir yere gitti. Tamam, defanslara saldıracaksın da. Git bir tane binaya vur yahu. Evet, %59'da kaldık. Güzel. Fena değil. Yani şu an için askerlerim falan çok yok. Hava saldırmasının, hava savunmalarına da fazlasıyla alışkınım biliyorsunuz. Dolayısıyla biraz daha hava askeri basmaya başladığımda işler daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi buna şu sağdan dalalım derim ben. Tam olarak şuradan. Tamam mı? Arkasından da barbarlarımızı bırakalım. Bir tane, iki tane, üç tane de okçuyu buraya bırakalım. Bunlar iyi kötü saldırırken şuraya bir tane okçu bırakalım. Şuraya bir tane okçu bırakalım. Bir de arkadan okçuları gönderelim. Şu an için bunlar binalara vura dursun. Okçular arkadan yetişti ve az sonra inşaatçı binasına saldıracaklar. Yeteri kadar uzaklar diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla inşaatçı binasını da alırlar diye umuyordum ama o kadar da uzak değillermiş. Evet, %36'da kaldık. Ta. Bakalım bu nasıl kötü bir saldırı yapacak mı? Ben de bu arada gideyim bir tane daha şu içeride saldırı yapayım. Farming ile alınabilecek bir köye ihtiyacım var.
Bakalım nasıl bir şey bulacağız. Bu köyle yan köydeki saldırıları böyle yan yana arka arkaya yapınca kafam bir allak bullak oluyor. Çünkü çok fazla biliyorsunuz şey var, fazla askerle karşılaşıyorsunuz, fazla daha büyük bir köy oluyor. Yan köy modu aslında bence oyunu daha eğlenceli bir hale oldu. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu konuda? Yorum olarak yazın. Yan köyü mü daha çok oynuyorsunuz, seviyorsunuz yoksa ana köyde mi daha çok vakit geçiriyorsunuz? Bunu paylaşırsanız sevinirim. Bu arada çok da bir şey bulamıyorum. Şöyle güzel farminglik köyler pek fazla bu kupada galiba artık bulunmuyor. Yine de umudu kaybetmemekte büyük fayda var. Çünkü ben genelde burada bu köyde farming yöntemiyle alıyorum biliyorsunuz. Daha çok ganimetlerimi. Evet, dilerseniz diğer köye tekrar dönelim ve oradaki saldırımızı bir tamamlayalım. Muhtemelen onda alamadık biz şeyi, yüzdeyi. Diye tahmin ediyorum. Evet, almışız be. Çok iyi. 50.000 de buradan aldık. Güzel. Şu an 102.000 civarı şeyimiz var. Dilerseniz bunu tamamlayalım 19 kupaya ve buradan gidelim bir geliştirme yapalım. Neyi yapalım? Daha çok neyi kullanıyoruz? Barbar kullanıyoruz. Barbarı kullanabiliriz, geliştirebiliriz. Bir yandan da savunma binamız olan şu 30.000'e hava şeyimizi, neydi bunun? Havai fişek. Havai fişeklerimizi basalım. Bunu da gidelim şuraya koyalım ve geliştirebilecek henüz başka bir şeyimiz de olmadığı için giderseniz bir diğer köye gidip bir saldırı daha bakalım. Bu arada bunların durumu nedir? Daha onar dakikaları var. Bir saldırı daha yapalım. Şöyle güzel bir köy bulmaya çalışalım. Gerçi buradaki her şey dışarıda gibi gözüküyor. Çok fazla ganimet olmamakla birlikte farming'e biraz elverişli bir köy var burada. Dilerseniz bu saldırıyı burada yapalım. Şöyle geniş bir şekilde. Sonra da esas alacak olan goblinlerimizi bırakalım. Duvar kırıcılarımızı gönderelim. Çok sevgili diğer askerlerimizi gönderelim. Başka bir şey harcamaya gerek yok zaten. Hemen hepsini aldık. %3-2 daha alırsak zaten yıldızı da alacaktık. Onu da almış bulunuyoruz. Evet, saldırıdan dilerseniz çıkabiliriz. 120.000'e 182.000 civarı bir ganimet aldık. Güzel. Bence bir sakıncası yok. Ve yavaştan da dilerseniz arkadaşlar bölümün sonuna gelelim. Genel olarak bölümle ilgili söyleyeceklerim bunlar değil mi arkadaşlar? Bu aralar dediğim gibi yıldız bonus etkinliği var. Bunu kaçırmayın. Bir saniye. Evet, yeni saldırı haklarım geldiğine göre bunları da kullanmak zorundayım. Kendimi farklı bunları almadan bir yere gönderemem. O zaman bölüm uzadı arkadaşlar. Yeni bir bölüm de karşı karşıyayız şu an. Dilerseniz şu barbarları da gönderelim ve içeriye doğru girelim. Vallahi çok iyi oldu ya. Ben haklarım bitti sanıyordum 3 tanesinden sonra. Bir süredir burada saldırı yapmadığım için herhalde oyun 3 tane daha hak verdi. Ki bu güzel bir şey. Evet, köy binasını da alacağız güzel bir şekilde. Daha sonra herhalde daha ilerleyemeyiz çünkü defans binalarıyla karşı karşıya yüz yüze geliyoruz. %48'de bir yıldızda kalacağız gibi bir his var içimde. Derken %50 ile geçtik. Süpersiniz çocuklar. Evet, %53 ile 2 yıldız. Dilerseniz bunu tamamlayalım. Ve zaferimizi de buradan alalım. Güzel. Şunu tamamlayıp yeni bir saldırıya gidelim. 50.000 bu arada depoları da doldurma ihtimalimiz var. O konuya da dikkat etmem lazım. Şimdi 1-2 diyelim. Şöyle geniş bir şekilde barbarları gönderelim. Sağ üstte bir tane asker bırakalım. Sola da bir tane bırakalım. Köy binasını alabilir mi diye bir yandan düşünüyorum ama köy binasını almam biraz zor olacak gibi gözüküyor şu noktada. Çünkü gördüğünüz gibi top atarların menzili içerisindeyim. Bir tek sağdaki şu yıldız laboratuvarını ya da yanındaki dahil olmak üzere sorunsuz olurum gibi geliyor ama haricinde daha fazla alamam gibi gözüküyor. Bu süre zarfında hiç değilse biraz bekleyeyim. Bu süre zarfında diğerinde saldırısı biter. Buradan %3 alırsam eğer %50 ile bir yıldızı da kapatmış oluyorum. Benim için güzel bir şey tabii. Bekleyelim bakalım. Nasıl olacak, ne alacağız? Evet, %54 hatta. Bayağı da bir şeyler almış bulunuyoruz. Evet, ikinci zaferimizi de aldık. 2 mi oldu, 1 mi oldu? Bakayım. 2 olmuş, güzel. Bayağı hızlı bir şekilde alıyoruz bu arada ya. Bu ganimetler güzel. Bak, çok kötü bir köy tasarımı. İşime gelir tabii, o ayrı bir hikaye de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle birer tane de uzak uzak bırakalım. Evet, nereye bırakabiliriz başka?
Başka pek bir yere bırakamayız. O yüzden diğer askerlere destek olsun diye şu an arka tarafına bıraktım bunları. Okçular bakalım alabilecek mi? Diğer şu inşaatçı binasını. İnşaatçı binasını alması benim için çok önemli. Çünkü işte ise bir yıldız derken evet. Şu an görünmeden rahat bir şekilde alabiliyor. Bu arada bir fırlattı herif, öldü la orada. Allah Allah. Güzel. İki yıldızı aldık %69'la birlikte. İlk başta biraz zorlanıyordum şeyden dolayı. Bizim diğer savunma binaları yeteri kadar yoktu. Dolayısıyla herkes %100 alabiliyordu. Şu an gördüğünüz gibi rahat rahat bütün köyleri aldık. Hatta ve hatta ne yazık ki şu an 170 bin ganimetim olduğu için, altınım olduğu için depoyu doldurdum. Onu nasıl, neyle geliştirelim? 180 bin buymuş. Okçu kulesini belki yeni bir seviyeye, çift topu seviyeye geliştirebiliriz. Tesla 100 bin istiyormuş, onu geliştirebiliriz. Şu an basılacak yeni binam var mı? Önce bir ona bakayım arkadaşlar. Şu an için basılacak yeni binam yok. Dolayısıyla defansı biraz geliştirmekten bir sorun olacağını düşünmüyorum. Dilerseniz şu çift topu geliştirelim. Diğer top 20 binmiş. Bunların bayağı şeye az bu arada. Ben diğer bölüme gelene kadar bir iki tane bunlardan bu süre zarfında basabilirim. Bu şekilde biraz da hızlandırmış oluruz bölümü de. Genel olarak benimle ilgili söylediklerim bunlardan ibaret. Siz de bu taktikleri kullanın, öneririm. Köy tasarımına da özellikle önem göstermenizi öneriyorum. Çünkü saldırı kadar burada tasarım da önemli. Gitmeden önce onur.app.id Instagram sayfam. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Facebook.com/TurkçeKılıçAfkınaz. Yine bizim sayfamız. Ne çekmemi istersiniz ona da yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.